Multiplistikleroz, halk arasında MS diye bilinen hastalık her yaş grubunda ancak daha çok erişkin yaş döneminde görülen bir hastalıktır. Beyin veya omurilikte hücre kılıfları, mielin dediğimiz hücre kılıflarının hasar görmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu hasar birçok nedenle ortaya çıkan bağışıklık sisteminin bir şaşkınlığı sonrasında başlar ve bir takım şikayetlerle hastalarımız karşımıza gelir. MS ataklarla, çoğunlukla ataklarla seyreden bir hastalıktır. MS'in ancak küçük bir kısmı hastalık başlar ve atak görünmeksizin ilerleyen bir seyir izler. MS hastalığının belirtileri Beyinde veya omurilikte nerenin etkilendiği ile ilgilidir. Göz siniri etkilendiğinde hastalarımız bulanık görme şikayetiyle karşımıza gelirler ki buna biz optik nörit diyoruz. Beyinde etkilenen bölgeye göre eğer işte beyinciğin etkilendiği durumlarda dengesizlik, baş dönmesi, çift görme, yürüyüş bozuklukları gibi şikayetler daha çok motor alanların etkilendiği durumlarda kol ve bacakta güçsüzlüğün, hissizliğin olduğu tablolar karşımıza çıkmaktadır. Omuriliğin etkilendiği durumlarda ise vücutta belli bir seviyenin altında her türlü his kusurunun ve güç kaybının olduğu, idrar tutmakla ilgili bir takım sıkıntıların olduğu şikayetlerle karşımıza gelebilir. MS hastalığı e, orta yaş grubunda daha sık görülmektedir. Kadınlarda erkeklere e, oranla e, daha sık karşılaşıyoruz. E, MS genetik bir hastalık mıdır? Çok küçük bir e, oranda ailesinde MS olanlarda MS gelişme riski e, vardır. Ancak bu MS hastalarının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. MS ataklarla seyreder daha çok küçük bir kısmı ilerleyici prognoz gösterir. Ataklarla seyreden MS'de çeşitli nedenlerle ki bu stres, bir takım enfeksiyonlar, bazı aşılamalar gibi nedenlerle atak başlar ve sonrasında atak biter, şikayetlerin çoğu ortadan kalkar ve hasta günlük yaşamına devam eder.